Burada elimden geldiği kadar düzgün çizmeye çalıştığım bir birim çember görüyorsunuz. Bu çembere birim çember dememizin sebebi yarı çapının bir olması. Bir im çember. Öyle düşünün. Merkezi orijinde olan bu çemberin orijinden başlayan ve çember üzerindeki herhangi bir noktada biten bütün yarı çaplarının uzunluğu birdir. Şahane. Peki çemberin x ekseniyle kesiştiği bu noktanın koordinatları nedir? x1, y 0. Şimdi de buna bakalım. Orijinden bir birim yukarı çıktık. Sağa ya da sola gitmediğimize göre burası 0,1 noktası. Bu noktaya geçelim. Sola bir birim hareket ettik. x değeri eksi 1 olacak. Aşağı ya da yukarı bir hareket olmadığı için y de 0. Son olarak bir de bu noktaya bakalım orijinden bir birim aşağıdayız ama x ekseni yönünde bir hareket yok. O zaman burası da 0 virgül eksi 1 noktası. Noktaların koordinatlarını belirledik, şimdi de bir açı çizelim. Açıyı çizmek için önce pozitif açılarla ilgili bir kural oluşturmak istiyorum. Daha doğrusu olan bir kuralı hatırlatmak istiyorum. Çizeceğim pozitif açıların başlangıç kenarını her zaman pozitif x ekseni üzerine oturtacağız. Evet aynen bu şekilde. Açının başladığı yer olarak bunu kabul edeceğiz. Ve açının pozitif olması için de diğer kenarı çizmek için saat yönünün tersinde, tersine hareket edeceğiz. Tekrar ediyorum. Pozitif açı saat yönünün tersine olan, tersine hareket eden açı. Evet kullanacağımız kural bu. Tabii tahmin edeceğiniz gibi negatif bir açı için saat yönünde hareket etmemiz gerekiyor. Evet, artık pozitif bir açı çizmeye hazırız. Mesela bu. Burası başladığı yer. Buradan saat yönünün tersine hareket edip buraya geliyorum. Ve işte açımız. Buna pozitif teta diyelim. Açımızı çizdik. Şimdi açının bu kenarı ile birim çemberin kesiştiği bu noktayı biraz daha yakından inceleyelim. Diyelim ki bu noktanın koordinatları a virgül b olsun kesişim noktasında x a'ya y de b'ye eşit. Burada tüm bunları yapmamızın sebebi şu. Birim çemberi kullanarak bildiğimiz klasik trigonometrik fonksiyon tanımlarımızı genişletmeye çalışacağız. Bunun için teta'yı bir dik üçgenin iç açısı haline getireceğim. Bu noktadan buraya bir dikme inelim ve bunun da 90 derece yani dik açı olduğunu belirtelim. Güzel teta artık bu dik üçgenin iç açılarından biri. Peki, aynı üçgenin kenarları hakkında ne biliyoruz? Mesela, hipotenüsün uzunluğu için bir şey söyleyebilir miyiz? Tabii ki. Hipotenüs, birim çemberin yarıçapı. O halde, uzunluğu 1 olacak. Buraya hemen 1 yazalım. Şimdi de buradaki mavi kenar, açının karşısındaki bu kenar. Bu uzunluk, kesişim noktasının y koordinatına eşit, öyle değil mi? Bakın kesişimin y koordinatı b. O zaman bu uzunluğa da b diyelim. Aynı şekilde üçgenin taban uzunluğu da kesişim noktasının x koordinatı olan a'ya eşit olacak. Eğer bu noktadan aşağı inersek ya da orijinden başlayıp bu noktaya gelirsek bu uzunluk a olur. Şahane, her şey hazır. Soru geliyor. Teta'nın kosinüsü a ve b cinsinden neye eşittir? bu noktada tabii ki skah, kokoh ve takako sahneye çıkacak. Evet, şu an elimizde bu tanımların olduğunu ve bu tanımları genişletmeye çalıştığımızda hatırlattıktan sonra kosinüs için kokohu alalım ve uygulayalım. Kokoh bize bir açının kosinüsünün komşu kenar bölü hipotenüs olduğunu söyler. Ko kosinüs, ikinci ko komşu, h he, hipotenüs. Hemen birim çember çizimine bakalım. Bu açı için komşu kenarın uzunluğu a. a bölü hipotenüs. Hipotenüs ne? 1. Ve buradan kosinüs teta'nın a'ya eşit olduğunu bulduk. Bir daha yazalım. Kosinüs teta eşittir a. Yani açının bu kenarının birim çemberle kesiştiği noktanın x koordinatı. Sıra teta'nın sinüsünde. Sinüs için ne yapacağız? Skah kullanacağız. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Sinüs karşı bölü hipotenüstür. Karşı kenarın uzunluğu b. Hipotenüs 1. Buradan da sinüs teta'nın b'ye eşit olduğunu bulduk. Şahane gidiyor değil mi? Açının bu kenarının birim çemberle kesiştiği bu noktanın koordinatlarını a yerine kosinüs teta, b yerine de sinüs teta kullanarak kosinüs teta virgül sinüs teta olarak yazabiliriz. İlginç değil mi? skah kokoh ve takako'yu kullandık ve bu sonucu elde ettik. Peki bunu kullanarak skah kokoh ve takako'nun kapsamını genişletebilir miyiz? Ne dersiniz? Bildiğiniz gibi skah kokoh ve takako'nun bir kısıtlaması var. Açı 0'dan büyük ve 90 dereceden küçük olduğunda işe yarıyor. Bu durumlarda işe yarıyor. Ama açı 0 derece ya da negatif olduğunda hatta 90 dereceden büyük olduğunda işe yaramıyor. Zaten açılarından ikisi 90 derece olan bir üçgende olamaz, değil mi? Tekrar ediyorum, bu bir dik üçgen. Bu açı oldukça büyük. İstersen büyütebilirim, üçgen hala bir dik üçgen. Bu açı daha da büyüyebilir ama hiçbir zaman 90 derece olamaz. Olduğunda ise, olursa artık bir dik üçgenden bahsedemeyiz ve skah, koko, takako çöker. 90 dereceden büyük açılar için de aynı durum geçerlidir. O halde az önce bulduklarımızı bu durumlarda kullanabilir miyiz bir bakalım ska, koko ve takako'nun uzantısı olan yeni bir tanım oluşturalım. Şunu demeye çalışıyorum. Bir dik üçgende kosinüs komşu bölü hipotenüs, sinüs karşı bölü hipotenüs ve tanjant karşı bölü komşu demek yerine birim çember içine bu kurala uygun çizilen her açı için kosinüs açının bitiş kenarının birim çemberle kesiştiği noktanın x koordinatı olur diyelim. Aynı şekilde sinüs de açının bitiş kenarının birim çemberle kesiştiği noktanın y koordinatı olur. Kısacası bir açının kosinüs ve sinüsünü bu noktanın x ve y koordinatları belirleyebilir. O zaman tanjant da sinüs teta bölü kosinüs teta olarak tanımlanabileceği için y koordinatı bölü x koordinatı olur. Önümüzdeki videolarda bazı trigonometrik oranları birim çember tanımlarını kullanarak değerlendirdiğimiz örnekler üzerinde duracağız. Görüşmek üzere.